Mezar yapmış bunu, mezar ev yapmamış. Allah kendine de ciğer acısı tattırsın, kurban olduğum Allah. Ben kızımı, damadımı, iki tane de ikiz yavrumu kaybettim, torunumu. Dört kişilerdi, dördü de gitti. Üzerinde bulunduğum arazide 6 Şubat öncesinde 14 katlı Hasan Alpargun apartmanı bulunuyordu. Ama o gün ilk depremde burası maalesef yerle bir oldu ve 96 vatandaşımız burada hayatını kaybetti. Hasan Alpargun buranın müteahhitiydi ve geçtiğimiz aylarda gözaltına alındı. 9 Ekim'de hakim karşısına çıkacak ve burada yakınlarını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla 9 Ekim'i bekliyor. Hasan Alpargun depremden hemen sonra Kıbrıs'a kaçtı. Yaptığımız girişimler sonucu Kıbrıs'ta yakalanarak buraya getirildi. Ardından savcılık karşısına çıktı ve savcılık karşısında tamamen yapılan temelin çürük olduğunu, Ceyhan Nehri'nden kumlar getirdiğini, denetimin yapılmadığını kendi ifadesiyle beyan etti. Bunun üzerine savcılık tutuklamasını kararına verdi ve o tarihten bu yana tutuklu olarak cezaevinde kalmakta. Savcının iddianamesinde işler acısıdır ki suç vasfı kasten öldürme değil, taksirle ölüme sebebiyet vermeden yargılanmaktadır. Dosyanın ilk duruşması 9 Ekim sabah saat 10'da Adana 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bu ilk duruşma bizim sanıklarla ilk karşılaşmamız olacak. Özellikle Hasan Alpargun'un dosyada tek sanık olması dahi bu kadar insanın yaşamını yitirmesine neden olan apartmanın yalnızca sanki bir sorumluluğu varmış imajı çiziyor. Bu çok yanlış. Görevini yapmayan belediye görevlileri, yapı ruhsatını verenler, fenni mezunlar, teknik yapım sorumluları tamamı suçtan yargılanması gerekirken adeta bir cımbızlanarak sadece Hasan Alpargun yargılanmaktadır. Bizim buradan beklentimiz sanığın taksirle ölüme sebebiyet vermekten değil, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi. Çünkü yapının müteahhiti Hasan Alpargun bütün sorumluluğu tek başına almış, inşaat mühendisi olmasına rağmen yaptığı yapının çürük olduğunu bilmesine rağmen daha fazla kar marjı elde etmek amacıyla bu yapıya devam etmiştir. Yıllarca bu yapıyı insanlara satmıştır. Buradan yüksek bir kar marjı elde etmiştir. Adeta insanlara tapuyu mezarlık olarak satmıştır. İlk duruşması olacak burada biz ve bütün aile yakınları olarak. Amacımız gökyüzünü görmemesi. Hiçbir şey istemiyorum. Benim 4 tane yavrum gitti burada. Yani ne hissedebiliriz? 12 saniyede hayatları bitti. Yani ne hissedebiliriz? Yani konuşmak bile zor yani. Ne diyeceğiz yani, ne hissedeceğiz? Peki o... Bizim için sadece zaman geçiyor, acı geçmiyor. Yani hiçbir zamanda geçmeyecek. Şunu belirtmek istiyorum. Şu gördüğünüz her yer duruyor. Her taraf duruyor. Biz buraya geldik, bir kum yığınıyla karşılaştık. Her yere gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Bunun buradan bilinmesini istiyorum. Suç vasfı kasten öldürme değil, taksirle ölüme sebebiyet vermeden yargılanmaktadır. Hasan Bey, mukadderat mıyım? İhmallik mi? Mukadderat.
İhmal yok mu hiç? Yok. Yaptığınız diğer binalar da hasarlı. Hiçbirinde yok. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Çok. Vicdan azabı çekiyor musunuz? Çok. Yaptığınız diğer binalar da sürekli hasarlı. Hasarlı olan yok zaten. Hiç ihmaliniz yok mu Hasan Bey?